Ayna programından sevgiler, selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Avrupa kıtasının en batısındaki ülkedeyiz. Küçük ama güzel bir ülke. Başkenti Lizbon. Nüfusu 10 milyon. Ayna Portekiz'de. Vivo distante, minha terra vou lembrar. Sou imigrante, mas não sei se vou voltar. Na minha aldeia já lá não mora ninguém. Até perdi o meu pai e minha mãe. Chora a saudade, mais uma vez. Triste verdade de um coração português. Saudade chora. Mas eu agora não vou voltar. İstanbul'dan Portekiz'e yaklaşık 5 saat sonra ulaşıyor uçağımız. Böylece Portekiz'in başkenti Lizbon'a ayak basmış oluyoruz. 15. ve 16. yüzyılda deniz aşırı ülkelere ulaşmış ve sömürgeler kurmuş bir ülke. Güneybatı Avrupa'da yer alan Portekiz, toprak bakımından oldukça küçük. Yüz ölçümü 92.391 km². Hoje chorei, minha ausência, meu país. Depois casei, com ela fui feliz. Com sacrifício os nossos filhos cresceram. Ülke nüfusunun %94'ü Hristiyan Katolik. Geriye kalan %6'yı ise Protestan, Müslüman ve Yahudiler oluşturuyor. Dünyaya Hristiyan Katolikliğini yayan ülkelerin başında geliyor Portekiz. ...2002 yılında para birimi olarak Euro'yu tercih eden Avrupa Birliği üyelerinden. İşsizlik %8'lere yakın. Kişi başına düşen milli gelir ise 14 bin dolar civarında. Lizbon'da havaalanı şehrin merkezinde olduğundan dolayı ülkeye gelen ziyaretçiler kısa sürede arzu ettikleri yere ulaşabiliyorlar. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki tramvaylardan çok sayıda var başkent Lizbon'da. Farklı renklerdeki tarihi tramvaylar yerli vatandaşların yanı sıra turistlere de hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin belli başlı turistik noktalarından geçen 28 numaralı tramvay ise yabancıların en çok rağbet ettiği tramvay. Vivo distante, minha terra vou lembrar. Sou imigrante, mas não sei se vou voltar. Na minha aldeia já lá não mora ninguém. Até perdi o meu pai e minha mãe. Chora a saudade, mais uma vez. Triste verdade de um coração português. Saudade chora, volta a chorar. Mas eu agora... Ay, corazón. Ay, corazón. Türk nüfusunun çok az olduğu ülkelerden Portekiz. Türkiye ve Portekiz birbirinden o kadar habersiz, o kadar kopuk iki ülke ki ilginçtir, Türkçe Portekizce sözlük bile yok. Birbirlerinin dillerini ancak başka yardımcı bir dil vasıtasıyla öğrenebiliyor vatandaşları.
Burası Avrupa kıtasının batıdaki en uç noktası. Portekiz'in nüfusu az ama dünyada 200 milyondan fazla insan Portekizce konuşuyor. Tek bir komşusu var Portekiz'in, o da İspanya. 58 yaşında taksicilik yapıyor Maria Hanım. 1837 yılından beri bu pastane çalışıyormuş. ...15. ve 16. yüzyıllarda açık denizlerde yaptıkları keşiflerden dolayı Portekizliler altın çağını yaşamışlar. Kısa zaman içerisinde dünyanın en zengin ülkelerinden birisi oluvermişler. O yıllarda bugün bile o zenginliğin, sömürgelerden getirdikleri zenginliklerin etkisini ülkede görmek mümkün. Tek bir komşusu var Portekiz'in, o da İspanya. NATO'nun kurucular arasında bu ülke 1986 yılında da Avrupa Birliği'ne katılmış. Coğrafi keşiflerin anısına kaşifler anıtını yapmış Portekizliler 1960 yılında. 50 metre yüksekliğinde bu anıt. Portekizliler dünyaca ünlü denizciler yetiştirmişler. Ümit burnunu ilk geçen Bartolomeu Diaz, Hindistan'a deniz yoluyla ulaşan Vasco da Gama ve dünyayı dolaşan Ferdinand Magellan gibi. Denizciler yolculuklarına buradan başlamışlar, okyanuslara buradan yelken açmışlar ve coğrafi keşifler yapmışlar. Yüzyılda onlarca gemiyle açılmışlar okyanuslara keşifler yapmak için. 1488'de Bartolomeu Diaz, Ümit Burnu'na ulaşan ilk denizci olur. Vasco da Gama, 1498'de Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a varan ilk denizcidir. Magellan da 1522 yılında dünyanın çevresini dolaşmak için yola çıkan ilk denizci olur. Portekizli denizciler 1543 yılında Japonya'ya ulaşmış ve Japon kültürünü keşfeden ilk batılılar olmuş. Portekizce dünyanın yaygın konuşulan dillerinden. Portekiz'in nüfusu az ama dünyada 200 milyondan fazla insan Portekizce konuşuyor. Güney Amerika'da Brezilya, koskoca Brezilya Portekizce konuşuyor. Afrika'da Mozambik, Angola, Gine-Bissau ve Cape Verde gibi ülkeler, Çin'de Macao Portekizce konuşuyor. Portekiz sömürgelerine dilini, kültürünü ve dinini yaymış tarihte. Este mundo é mulher mais bonita. Já procurei o amor que preciso para toda a vida. Sadece Brezilya'da 190 milyon insan Portekizce konuşuyor. 8 ülkede konuşulan Portekizce, Çince, Hintçe, İspanyolca, İngilizce ve Bengal dillerinin ardından dünyanın en çok konuşulan 6. dili. Dizer que a vida é bem melhor se tiver o amor, como a norte minha querida, até o céu é mais azul, tendo um carinho de uma portuguesa nascida no sul. Já procurei por todo este mundo a mulher mais bonita, já procurei o amor que preciso para. Algarve, Alfama ve Alcantara gibi başına al takısı alan kelimeler Portekizce Arapçadan geliyor. Portekiz dilinde 3000'den fazla Arapça kelimenin olduğunu söylüyorlar. Müslümanlar bu topraklara 711 tarihinde gelmişler ve 8 asır kalmışlar. Aradan geçen yıllara rağmen Portekiz dilinde ve kültüründe
Müslümanların etkisini hala görmek mümkün. Çinili binalar, konuşulan dil, bunun kanıtlarından sadece birkaç tanesi. Ancak Endülüs Emevi Devleti döneminde yapılan eserlerden neredeyse hiçbir şey kalmamış. Özellikle camiler yıkılmış, tarumar edilmiş. O görkemli medeniyetten hiçbir eser bırakılmamış. Bu topraklarda yaşayan Müslümanlar ya Hristiyan olmaya zorlanmış ya da ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlar. Bugün o dönemden kalma tek bir cami yok başkent Lizbon'da. Durum Portekiz genelinde de hiç farklı değil. Ortasından akıp gidiyor. Üzerinde iki tane köprü var. Birisi Vasco da Gama, diğeri de 25 Nisan Köprüsü. İspanya'da doğuyor Teju Nehri. İspanya'daki adı Tajo. Portekiz'e gelince Teju oluyor. Ve tam bu noktada Atlas Okyanusu'nun sularıyla buluşuyor. Portekiz'de Atlas Okyanusu'na dökülüyor sevgili seyirciler. Bu nokta Teju'nun artık Atlas Okyanusu'nun sularına kavuştuğu yer. Sonhando por vezes eu sou feliz. Lá recordo os meus tempos de menino, minha aldeia, minha terra, o meu país. Lisbon bir liman kenti aynı zamanda. Belém Kulesi tarihte liman girişini savunma amacıyla inşa edilmiş. Quando acordo sem querer estou a chorar. Com tristeza eu canto esta canção. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Yüksek su kemeri şehre su getirmek için yapılmış. Lisbon'un bir diğer sembolü su kemeri. Quantas vezes eu choro quando me deito. Adormeço contigo no pensamento. Toda noite sinto vida. Ülkenin batı tarafının boydan boya Kuzey Atlantik Okyanusu'na kıyıları var. Sahillerinin toplam uzunluğu 850 kilometre. Voltar a ser feliz como outrora fomos. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. Portekiz'de önemli bir noktadayız. Kapuda Roca'dayız. Burası Avrupa kıtasının batıdaki en uç noktası. Buradan itibaren artık okyanus başlıyor. Tarihte Avrupalılar burayı sevgili seyirciler hep
karaların bittiği, denizlerin başladığı nokta olarak adlandırmışlar. İşte burada, bu noktada artık deniz başlıyor, okyanus başlıyor ve konuşmakta bile zorlanıyoruz çünkü bu noktada sert esen rüzgarlar var. Estarei sempre pronto pra te dar meu amor. É que o tempo passou e eu não esqueci os momentos bonitos que passamos. Quero voltar pra junto de ti, voltar a ser feliz como outrora fomos. Quero lá saber que falem, que digam quem louca. Sim, é vida feita de enganos. Se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Quero lá saber. Lisbon tıpkı İstanbul gibi 7 tepe üzerine kurulu, nüfusu 2,5 milyon, şehri en yüksek tepeden São Jorge Kalesi'nden seyrediyoruz. Kuş bakışı olarak buradan görüntü gerçekten mükemmel. Mais que uma cantiga, mereces mais que um obrigado, podes crer. E por muitas coisas que eu te diga, ainda é pouco para eu te agradecer. Obrigado, meu bom companheiro, por os meus passos teres seguido bem de perto. Şehir 1260 yılından beri Portekiz'in başkenti. Lisbon'a Lisboa diyor Portekizliler. Ülkenin en gelişmiş şehri. Hayat İstanbul'a göre daha yavaş. Aceleleri yok Portekizlilerin. İşleri ağırdan almak adetlerinden. Özellikle öğle saatleri sokaklarda neredeyse hiç insan yok. Sadece şehri dolaşan turistler göze çarpıyor. Avenida Liberdade, yani Özgürlük Caddesi. Güzel bir cadde bu cadde. Her iki tarafı da ağaçlarla kaplı. Lisbon'un en meşhur caddesi. Oteller, resmi daireler ve dünyaca ünlü mağazalar bu cadde üzerinde. La 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 la. ...1974 yılına kadar baskıcı idarelerle yönetilmiş, o zamanlar Avrupa'nın en fakir ülkesi olarak gösteriliyormuş Portekiz. Avrupa Birliği'ne girer girmez ekonomisi düzelmiş, hızlı bir ilerleme kaydetmiş ve gelen turist sayısında bile artış olmuş. Bugünlerde her yıl ülkeye yaklaşık 12 milyon turist geliyor. Uma mulher quando destrói
qualquer coração. Dá o dito por não dito, e em vez de sim, desista. Quando estou, tu não me queres. Quando não estou, tens saudade. Vá lá a gente entender. Quando é que falas verdade? O amor não é assim, vê lá se pensas agora. Não quero ser objeto de usar e deitar fora. O amor não é assim, vê lá se pensas agora. Não quero ser objeto de usar e deitar fora. Portekiz insanı bazı açılardan Türk insanına benziyor. Hoş sohbet, cana yakın ve yardımsever. Ayrıca sima olarak da benzerliğimiz var. Biz Samanyolu olarak caddelerde ve sokaklarda çekim yaparken yanımıza yaklaşıyorlar, adres soruyorlar bize. Bizi Portekizli zannediyorlar. Ancak konuşunca yabancı olduğumuzu fark ediyorlar. No, in Portuguese, in Portuguese. Good. Biz Türküz. Não te peço para ficar. O que é que vocês estão a achar de Portugal, de Corretos? Se não há muita poluição, se não. Pronto, se estão a gostar mesmo de estar perante os soldados. Ok. Thank you very much. Nice to meet you. Take care and be well. Nice to meet you. Hello. Como é que estão? Portekiz dünyaya Katolikliği yaymak için ciddi gayret sarf etmiş. Denizciler gemileriyle bilinmeyen yerlere yelken açarlarken yüzlerce papaz da Hristiyanlığı yaymak için onlarla birlikte gitmişler. Filipinlere, Mozambik'e, Angola'ya, Brezilya'ya hep onlar götürmüşler Hristiyanlığı. Sömürge ülkelerinde kendi dinlerini ve dillerini yaymak için ellerinden geleni ardına koymamışlar. Lisbon'da ilk dikkati çekenlerden birisi Hazreti İsa'yı sembolize eden dev bir heykel. Brezilya'da Rio de Janeiro'daki anıt heykele benziyor. Şehre hakim bir tepe üzerine yapılmış. 82 metre yükseklikteki kaide üzerine 22 metrelik heykel yerleştirilmiş. Asansörle çıkılabilen terasından Lisbon mükemmel bir şekilde seyrediliyor. Biz de bu yükseltiden Lisbon'un genel görüntülerini yakalama fırsatı buluyoruz. Tepede aşırı rüzgar var. Aralıksız esiyor. Não vai ser fácil, mas com a ajuda divina, sei que posso conseguir e por isso rezo assim. Que todos os santos me ajudem na vida. No novo caminho que quero seguir, que peçam por mim a Deus Pai e a Virgem, para que eu consiga ser digno de ti. Que todos os santos me ajudem na vida, para que eu não volte a fazer do que fiz. De todos os santos minha alma precisa. Şehrin göbeğinde tarihi bir asansör görüyoruz. 1900 yılında yapımına başlanmış bu asansörün. Eyfel'in talebelerinden birisinin yaptığı söyleniyor. Yapımı 2 yıl sürmüş. Zirveden, asansörün en tepesinden şehri seyredeceğiz. Bakalım manzara nasılmış. Agora chegaste acá. Agora chegaste lá. Agora chegaste acá. Adeus, adeus.
45 metrelik Santa Justa asansörü şehrin en çok turist çeken mekanlarından. Asansörden kale, meydanlar, caddeler ve sokaklar gayet güzel görünüyor. Kale ve dev anıt heykelden sonra şehrin en güzel göründüğü noktalardan burası. Turistler de bulundukları ortamın nimetlerinden fazlasıyla istifade etme konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Asansör küçük bir yolla Lizbon'un yukarı mahallelerine çıkarıyor yolcularını aynı zamanda. Dar sokaklardan oluşan mahalleler bekliyor misafirlerini. Tarihte bu yüksek mahallelere yük ve insan çıkarmak için yapılmış bu asansör. Hala da kullanılmaya devam ediyor. Tepelerin üzerine kurulu Lizbon'da hayatı kolaylaştıran unsurlardan Santa Justa asansörü. Endülüs'ün izlerini taşıyan çinili binalar tarihe rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Lizbon'un eski evlerinin dış duvarları azulejo diye isimlendirilen çinilerle süslü. Serilmiş çamaşırlar sarkışıyor iplerden. Şehri daha iyi tanımak için zaman zaman haritadan istifade ediyoruz. Ayrıca şehri en iyi anlamanın yolu yürüyerek sokakları, caddeleri ve meydanları dolaşmaktır diyor ve ilerliyoruz şehrin bilinmedik yerlerine. Vejo o sol nascer tão lindo no calor da madrugada e a chuva no mar caindo e a poeira da calçada cabelo cor de carvão teu rosto tão lindo assim no corpo um lindo vestido que é de seda ou de cetim. Adeus, adeus. Para a cidade leva tempo a acontecer, penando pelo caminho, só lá pro amanhecer. Da terra provincial nasceu pobre e sem amor. É esta pequena história de uma filha do Senhor. Adeus, adeus. Maria Doceo, kendisi taksici, taksiyi kullanıyor. Bu taksiyi kullanıyor. Taksi kendisinin değil, yüzdelikle çalışıyor. Ve ilgimizi çekti, 58 yaşında taksicilik yapıyor Maria Hanım. 20 yıldır bu işi yapıyormuş. Daha ne kadar devam ettireceksiniz diye sorduk. 65 yaşına kadar devam ettireceğim diyor. Çünkü 65 yaşında emekli olacakmış. Maria Hanım, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem. Tudo ótimo. Evet. Ne kadar çalışıyorsunuz günde diye sorduk. Günde 12 saat çalışıyormuş. Ayda ne kadar elinize geçiyor diye sorduk aynı zamanda. İşte 550,
600 euro gibi bir para geçiyormuş eline Maria Hanım'ın. Maria Hanım, obrigado. Nada, não tem que agradecer. Desejo felicidades para todos. Here please. Maria Hanım görevine devam ediyor. İşte 12 saatlik çalışmanın geriye kalan kısmına devam ediyor sevgili seyirciler. Se algum dia tiveres saudades de mim, manda-me uma carta, por favor. Eu prometo que irei ao teu encontro e estarei sempre pronto para te dar meu amor. É que o tempo passou e eu não esqueci os momentos bonitos que passaram. Quero voltar para junto de ti, voltar a ser feliz como outrora fomos. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. A vida é feita de enganos. Se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. A vida é feita de enganos. Se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Belém pastası Portekiz'de çok meşhur. Biz de bu pastayı en meşhur pastanesinde, Belém pastanesinde tadacağız. 1837 yılından beri bu pastane çalışıyormuş. Yanımızda da Francisco Bey var. Tudo bem com você? Como estás? Tudo bem. Very nice. Sevgili seyirciler, Belém pastası işte bu pasta. Bakalım bu pastanın tadı nasılmış? Bir bakacağız tadına. Üzerine isterseniz tarçın da ekleyebiliyor musunuz? Ama tarçınsız hali bile gerçekten çok mükemmel. Neye benziyor diyeceksiniz? Muhallebi, kaymaklı muhallebi tadı var. Dışında da milföy hamuru var. Bu pasta çok meşhur. Gördüğünüz gibi zaten pastane de full dolu. Bu sadece pastanenin bir bölümü. İnsanlar bunun için kuyruğa giriyorlar. Biz de Portekiz'de bu Belém pastasını tadıyoruz. Gerçekten dendiği kadar varmış. Çok güzel bir pasta. Francisco'ya da teşekkür ediyoruz. Şef Francisco burada. Obrigado. Obrigada. Mesmo que queira esquecer, não importa. O desejo é mais forte do que eu. Tu és a mulher da minha vida, és a coisa mais querida que me aconteceu. Ülkenin hemen her yerinde Belém pastası üretiliyor. Ancak en çok tutulanı özellikle Lizbon'da burası. Tarihi pastane binasında oturmak için masa beklemek gerektiği gibi pastayı alıp götürmek isteyenler de kuyrukta beklemek zorunda kalıyorlar. Portekiz kültüründe bu tür pastalar çok tüketiliyor. Belém pastasını sadece bu pastane hafta içi günde 5-6 bin, hafta sonu da günde 12 bin tane satıyormuş. Eu sei, não é esta canção que vai mudar o mundo. E sei, não é este refrão que vai mudar a vida. De quem vive na solidão, pesadelo profundo. E quem não tem amor nem pão, nem cama nem guarida. Pois vai, é tempo de...
de chamar hoje os que ninguém chama. Pois bem, é quem podia sentar o teu nome na lista. Se não tens ninguém com quem contar nesta noite divina. Portekiz'e gelip de balık yemeden gitmek olmaz diyorlar. Biz de bu geleneğe adeta uyalım dedik ve balık yemek istedik. Ünlü lokantalardan birisine geldik buraya. Onlarca balık türü var Atlas Okyanusu'nun hemen kenarındaki bu ülkede. Çok güzel balık lokantaları da var. İşte biz farklı balık türlerini sipariş ettik ve geldi. Sardalyasından barbunyasına, dil balığından morinosuna kadar. Hatta kılıç balığı siparişi bile burada verebilirsiniz. Siparişimizi verdik ve tadına bakacağız. Balıkların çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Zaten görünüşte gayet güzel. Arkadaşlarımızla birlikte Portekiz'de güzel bir lokantada işte balık yiyoruz. Aqueles que ninguém lembra, lembramos nós. Aqueles que ninguém convida, são bem-vindos. Aceita este convite, não fiques só. Eu sei que esta canção vai deixar muita gente. Portekiz denince akla gelenlerden biri de fado müziği. Biz de bu müziğin canlı icra edildiği yerleri görmek için Lizbon'un en ünlü fado mekanlarından Luzo'ya gidiyoruz. Gece geç saatlere kadar farklı farklı sanatçılar sahne alıyor bu mekanda. Philip Acacio 29 yıldır bu işi yapan meşhur bir fado sanatçısı. Her gün sahneye çıkmaya devam ediyor. Ayrıca şehir şehir dolaşıyor ve turneler yapıyor. Ona göre fado bir hayat tarzı. Uma marcha popular do São como engenha iludo sempoquinha inocente. Fado kelimesinin Latince fatum'dan geldiği söyleniyor. Fatum, alın yazısı, kader anlamına geliyor. Acı ve hüzün var şarkıda. Kaybedilenler ve ona duyulan özlemler anlatılıyor. Kimilerine göre aylar, hatta yıllar süren deniz yolculuklarında oluşmuş bu müzik türü. Kimileri de denizcilerin arkasından yakılan ağıtların oluşturduğu bir müzik diyor. O günlerden bugünlere canlı tutuluyor bu müzik türü. Arabesk türü bir tarz. Bir gecede 5-6 tane fado sanatçısı sahne alıyor aynı mekanda. Ve her sanatçı da 3-4 tane şarkı söyledikten sonra yerini diğer arkadaşına bırakıyor. Özellikle Lizbon'da neredeyse her köşe başında bir fado barı var. Katolik Hristiyanlar için çok önemli mekanlardan birisi olan Fatıma bölgesine gidiyoruz şimdi de. Lizbon'a 115 kilometre uzaklıkta bir yer burası. Katolik Hristiyanların Avrupa'da haç yaptığı mekanlardan bir tanesi. Katoliklerce bu bölge kutsal olarak kabul ediliyor. İsminin Fatıma olmasını merak edip soruyoruz.
Tarihte Endülüs'ü Müslümanlar bu bölgenin adını Fatıma olarak adlandırmışlar. Sonraki yıllarda da bölgenin ismi Fatıma olarak kalmış. 1917 yılında üç küçük çocuk tam bu bölgede Hazreti Meryem'i gördüklerini iddia edince bu yer Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmiş ve haç mekanlarından birisi haline gelmiş. Da terceira batalha, quem quiser moça formosa, é bem melhor fazer casa em São Jorge ou Graciosa. As meninas da terceira numa cantiga brejeira são laranjas sumarentas. Quem dera saboreá-las se não fossem de más falas, azedas e ciumentas. Dança bonita, não se quer tão deslavada. A terceira leva o rico, noiva rica dos Açores. O pobre escolhe no pico, casa no corvo ou nas flores. As meninas da terceira numa cantiga brejeira são laranjas sumarentas. Quem dera saboreá-las se não fossem de más falas, azedas e ciumentas. As meninas da terceira numa cantiga brejeira são laranjas sumarentas. Às vezes viver tão sozinho, mesmo com saudades desse teu carinho. Não te preocupes, vou sobreviver sem a tua ajuda, sem o teu querer. Sabes que acredito. Açılışı daha yeni yapılan Türk-Portekiz Dostluk Derneği'ni ziyaret ediyoruz başkent Lizbon'da. Türk ve Portekizli üyeler olan derneğin amacı Türk ve Portekiz kültürünü çeşitli kültürel etkinliklerle karşılıklı olarak her iki topluma daha yakından tanıtmak. Özellikle iki ülkenin insanlarını bir araya getirerek gezi ve benzeri organizasyonlar düzenlemek. Portekizce ve Türkçe dil kurslarıyla her iki kültürün birbirlerini daha yakından tanımasına vesile olmak. Türk-Portekiz Dostluk Derneği, Portekiz ve Türkiye'de eğitim ya da ticaret sebebiyle bulunan öğrenci ve iş adamlarına kalma, şehir tanıtımı ve diğer ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve tercümanlık hizmetleri de vermekte. Dernekte ebru sanatı, gitar, bağlama ve ney kursları da verilmesi planlanıyor. Türk ve Portekiz vatandaşları aynı çatı altında birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Çaylar hazırlanıyor, sohbetler koyulaşıyor. Şimdilik küçük bir girişim. Ancak ileride iki ülkenin birbirini daha da yakından tanımasına işte bu gibi küçük girişimler çok büyük katkılar sağlayacak. Portekiz'de diğer Avrupa ülkelerinin aksine çok fazla Türk yok. Topu topu 100-150 civarında Türk'ten bahsediliyor. O Türkler de zaten sevgili seyirciler az oldukları için birbirini tanıyorlar herhalde. İşte yanımızda Muzaffer Kahraman Bey var. Kendisi burada halıcılık işi yapıyor. O Türklerden birisine rastladık. Muzaffer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz. Nasılsınız? Merhaba. Bizler de teşekkür ediyoruz. Nasıl oldu buraya? Hakikaten az Türk var. Evet. Buraya gelişiniz nasıl oldu? İşleriniz nasıl gidiyor? 12 yıl önce İspanya'ya gelmiştim. Yani Portekiz'de az Türk olduğu için buraya bir yıldır burada bulunuyorum.
Buraya yatırım amaçlı geldik. Halı mağazamız var. Evet. Neler yapmayı düşünüyorsunuz ileride? Yani bu işi genel Portekiz ve İspanya'ya dağıtacağız. Toptancılığını yapmayı düşünüyoruz bu işin. Çok güzel. Peki biliyorlar mı Türkiye'yi Portekizliler? Yani Türkiye'de az Portekizli olması sebebiyle Portekizliler Türkleri fazla tanımıyorlar. Yani bu bağlamda biz buradaki arkadaşlarla beraber bir dernek kurmuş vaziyetteyiz. Yani Türkiye'yi hem ticari manada hem de kendi kültürümüzü tanıtma manasında burada bir şeyler yapma gayretindeyiz. Evet. Peki nasıl görüyorsunuz Portekiz insanını? Yani Portekiz insanı, Akdeniz insanı İspanya ile beraber olduğu için yani bize çok yakınlar. Bizi fazla bilmemelerine rağmen yani adet olarak, gelenek olarak, insan olarak bize bayağı yakınlar. Peki tavsiye ediyor musunuz Türk iş adamlarına, esnafına buraya gelip yatırım yapmayı? Yani fazla insanın olmadığı bir yerde, Türk'ün olmadığı bir yerde hakikaten açık bir pazar burası. Yani insanların gelip buraya yatırım yapmaları uygun olur. Evet, biz de başarılar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Às vezes viver tão sozinho, mesmo com saudades desse teu carinho, não te preocupes, vou sobreviver. Ai, que saudades de te ver sair a porta, caminhando pela horta, cantando com alegria. Mas quando às vezes a gente te visitava. Batı Avrupa'nın en az gelişmiş ülkesinden ayrılırken sizleri Luzo'da Philip Acacio'nun söylediği fado müziği ile baş başa bırakıyoruz. Kim bilir, belki bir gün sizin yolunuz da buralara düşer ve siz de coğrafi olarak çok da uzak olmayan ancak neredeyse hiç tanımadığımız bu ülkeyi daha da yakından tanıma imkanına kavuşursunuz. Mas nesse tempo todos os dias te via, eu tinha mais alegria. Programımız da burada sona eriyor. Web adresimiz www.aynaprogrami.com, e-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Aynanın bu bölümünü yine web adresimizden seyredebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle Lizbon'dan, Portekiz'den Allah'a ısmarladık.